biyoloji bölümü. 28 numaralı sorumuz. Bitkilerde gerçekleşen olaylardan hangileri bitkideki su miktarının azalmasına neden oluyor? Şimdi biliyorsunuz ki bitkiler terleme ve mutasyonla su kaybediyorlardı. Yapraklarından ve gövdelerinden. Şimdi terlemeyle tabii ki su miktarı azalacak. Damlamayla evet. Fotosentezde zaten su harcıyor. Biliyorsunuz karbondioksit artı su. Dolayısıyla orada da bir su harcanması oluyor. Peki lökoplaslarda nişasta sentezi. Sentez yapılırken glikozlar birleşirken aradan su çıkar. Dolayısıyla 4 mol önce de su oluşur. Su miktarının azalmasına neden olduğunu sorduğuna göre cevabımız 1-2-3. Cevap değiliz. 29. soru bir boşaltım sorusu. Şekilde gördüğünüz gibi nefron kanalını göstermekte. Süzülme birimi böbreklerde. Buna göre diyor süzülme gerilim ve aktif boşaltım olaylarının görülebildiği yerler istemiş. Biliyorsunuz ki glomerulustan Bowman kapsülüne doğru sadece ve sadece basınç etkisiyle süzülme olur. 2, 3, 4 ve 5'te kana gerekli olan maddeler gerilir. Yani 2, 3, 4 ve 5'te gerilim olacak. Peki aktif boşaltım dediğimiz şey neydi? Kanda hala fazla olan ve atılması gereken maddelerin verilmesiydi. 2 ve 4'te özellikle aktif taşıma yaparak nefron kanalına kandaki maddeler, zararlı maddeler tekrar aktif boşaltımla nefrona verilecektir. Dolayısıyla süzülme dediğimiz yer yalnız yerde olacak. Gerilim 2, 3, 4, 5, aktif boşaltım ise 2 ve 4 olacak. Cevabımız C. 30. sorusu bir bitki fizyolojisi sorusu. Bitkilerdeki iletim dokusu dermiş. Biliyorsunuz ki odun ve sorumlular bitkilerde iletimi sağlayan yapılardı. İfadelerden hangileri doğrudur diyor. Bazı bitki türlerinde bulunmaz. Evet, karayosunu ve suyosunu biliyorsunuz damarsız, tohumsuz bitkilerde. Evet, orada iletim demeti yok. Difüzyonla alışveriş oluyor. Kasilem ve fulyem olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Odun ve sormoporlar. Zaten iletim dokuyu anlatıyor. Bazı bitkilerde yaş halkalarını oluşturuyoruz. Odun boruları koyu, sormoporları açık renkliydi. Bir koyu bir açık halka demek, bir yıl demek. Evet, yaş halkalarını oluşturuyor. Çok yanık bitkilerde. Her iletim demetinde madde için ATP harcanıyor diyor. Biliyorsunuz ki odun boruları ölüydü. Su ve mineral taşıyordu. Ve kesinlikle orada ATP harcanmıyor. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 doğru seçeneğimiz. C. 31. sorumuz bir kulak sorusu, bir duyu organı sorusu. Biliyorsunuz kulakta, iç kulakta dengeyi sağlayan tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları vardı. Ve bunların içerisinde endolak, perilak ve otolit taşları bulunuyordu. Sorumuzda diyor ki, vücut dengesinin sağlanması ile ilgili kulağa ait aşağıdaki yapılardan hangisinin görevi yanlış verilmiştir? Tulumcuk ve kesecik, yer çekimine karşı yapılan hareketleri algılar. Ona göre beyincikle birlikte dengeyi sağlar. Adana doğru. Bursa'ya bakıyorum, yarım daire kanalları dönme hareketiyle ilgili olan konum değişikliklerini algılar. Evet, yarım daire kanalları da iç kulaktaydı ve dengeyi sağlıyordu. Denge sağlanması sürecinde titrek tüylü duyu hücrelerinde impuls. Biliyorsunuz otolit taşları eylemsizlik prensibiyle çalışıyordu ve impuls oluşturarak beyincikle birlikte dengeyi sağlamış oluyordu. Ceyhan'da doğru. Denizli'ye bakıyorum. Östeki borusu kulak zarının basıncını dengeleyerek dengenin düzenlenmesini sağlar. Biliyorsunuz östeki borusu orta kulakta bulunuyordu. İç basınçla dış basıncı ayarlıyordu. Bunun ne işitmeyle ne de vücudun dengede durmasıyla bir ilgisi var. Sadece basınç ayarlıyor. Dolayısıyla cevabımız deniz. 32. soru bir fotosentez sorusu ve çıkmış soruya benziyor. Şekirdeki deney düzeninde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin birim zamanda çıkan kabarcık sayısının azalmasına neden olur? Bitkinin şu anda fotosentez yaptığını biliyorum ve o gaz kabarcıkların oksijenden dolayı olduğunu biliyorum. O zaman burada neyi bulmam lazım? Kabarcık sayısını azaltmam için fotosentez hızını azaltmam gerekiyor. Peki, cam kaptaki su miktarının arttırılması. Su artınca biliyorsunuz sudaki oksijen
dışarı, atmosfere veriliyordu, dışarıya veriliyordu. Kabarca sayısı artar. Ve cam kaptaki suyun sıcaklığının artırılması. Biliyorsunuz ki sıcaklık belli bir dereceden sonra bitkide var olan enzimlerin yapısını denatüre edeceği için fotosentez hızı yavaşlar. Dolayısıyla kabarcık sayısı azalır. Işığın şiddeti arttırılırsa fotosentez hızı belli bir noktaya kadar hızlanıyor, sonra sabit hızla devam ediyordu. Suda çözülen karbondioksit miktarının artırılması, keza yine karbondioksitin artırılması belli bir yere kadar fotosentez hızını artırıyordu, sabit hızla devam ettiriyordu. Mavi ışık kaynağı yerine kırmızı ışık kaynağı konulduğu zaman yine fotosentez devam edecek ve kabarcık sayısı artmaya devam edecek. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Bursa seçeneği sıcaklığın artırılması fotosentez hızını yavaşlatır. 33. soru bir popülasyon sorusu. Mart ve Nisan aylarındaki birey sayısındaki değişim göstermiş grafik. Grafikte Nisan ayındaki birey sayısının değişimine, yani artmasına hangileri neden olabilir? 1. Avcı hayvan sayısının artması. Eğer avcılar artarsa o zaman avlanan birey azalacaktır. 1. Olmaz. 2. Ölümcül hastalıkların azalması. Hastalıklar azalıyorsa eğer, dolayısıyla çevresel direnç olmadığı için birey sayısı artacaktır. 2. 3. Dahil olduğu besin zincirinin kendinden önceki halkalardan birine göç olması. Yani bu hayvanın yediği bir alt basamaktaki birey sayısının artması, dolayısıyla besini arttıracağı için birey sayısının da artmasına neden olacaktır. Cevabımız 2 ve 3. Deniz. Bu konu üzerinde çok değindik. Aşağıda verilenlerden hangisi canlılardaki çeşitliliği etkenlerden biri olan varyasyon, varyasyon çeşitlilikti. Neden olabilen bir olaydı. Biliyorsunuz doğada çeşitliliğe neden olan meiosis, crossing over, mutasyonlar üreme hücrelerindeki ve döllenme. Bunlar kalıtsal varyasyonlara neden olmaktadır. Dolayısıyla cevabımız adam. Diğerleri varyasyona neden olmaz. Oksijenin taşınması, akciğerlerden alınan oksijenin taşınmasını anlatan bir sorumuz. Biliyorsunuz ki alt duvarların içerisinde hemoglobin denilen pigmentler vardı. Ve oksijeni bol olan yerde kendine bağlar, az olan yerde bırakırdı. Ve kararsız bileşik oluşturdu hemoglobinle oksijen. Şimdi bana diyor ki soruda, hemoglobin oksijenle birleşmiş, oksihemoglobin olmuş. Dolayısıyla oksijen nerede çok? Akciğerlerinde çok. Alışveriş nerede olur? Kılcallarda olur. O zaman bunun gerçekleştiği yer akciğer kılcal kan damarlarıdır. 36. soru bir oksijenli solunum sorusu. Oksijenli solunumda meydana gelen tepkimelerin hangilerinde NAD molekülü hidrojenle birleşerek indirgenir? Yani NAD'ın hidrojen aldığı yerleri soruyor. Biliyorsunuz ki glikoz, glikozun piruvata kadar parçalanma evresiydi. O sırada hidrojen çıkıyor ve NAD'lar hidrojeni alıyor, indirgeniyor. Krebs çemberinde 3 NAD bir FAD görevi yapıyordu ve onların görevi hidrojeni alıp indirgenip ETS'ye götürmekti. Dolayısıyla iki nolu yerde de NAD indirgeniyor. Gelelim 3'e. ETS'de NAD ve FAD hidrojenleri bırakarak yükseltgeniyor ve ATP oluşumuna neden oluyor. Dolayısıyla ETS'de NAD yükseltilir, indirgenmez. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2. Cevap C. 37. soru bir bağışıklık sorusu. Pasif bağışıklığı sormuş. Biliyorsunuz pasif bağışıklık kısa süreli oluyordu. Hazır antikorların kişiye verilmesiyle oluyordu. Bu nasıl oluyordu? 1. Serum alma. 2. Anneden plazanta ya da süt yoluyla hazır antikorların bebeğe geçmesiydi. Peki bana pasif bağışıklığı sorduğuna göre 1. Bireyin bakteriyel bir enfeksiyon geçirmesi. Bu aktif bağışıklıktır. Kişi kendince antikor üretir. 2'ye bakıyorum. Anne sütüyle bebeğe antikor geçmesi, hazır antikorların bireye geçmesi. Pasif bağışıklık. Kısa süreli. Aşı. Aşının içerisinde biliyorsunuz antijen vardı ve vücudu mikroba karşı önceden hazırlıklı hale getiriyordu. Ve dolayısıyla bu bireyin antikor oluşturması, aktif bağışıklık. Serumun içerisinde
cevap C. 38. soru bir yumurta oluşumunu gösteren mayoz bölünmeyi anlatıyor. Şemada numaralarla belirtilen basamaklardan hangilerinde crossing over olur? Biliyorsunuz ki mayoz 1'de, profaz 1'de crossing over oluyordu. Bir yolu olaya baktığım zaman iki enden iki en oluşmuş. Burası mitoz. Yumurta ana hücreleri mitoz geçirerek mayoza hazır birinci dereceli oositler oluşturmuş. Birinci oositten kutup ve ikinci oosit oluşması mayoz 1. Daha sonra mayoz 2 geçiyor. 4'te ise yumurtanın olgunlaşması. Bana crossing over sorduğuna göre iki nolu evrede crossing over olma olasılığı var. Yani cevabımız Bursa. 39. soru bir nükleik asit sorusu. Yapıların en basit olandan en kompleks olana göre sıralanmasını istemiş. Derslerimizde de ne diyorduk? Küçükten büyüğe doğru sıraladığımız zaman en küçük birim baz, şeker ya da fosfattı. Daha sonra nükleotit, daha sonra kod, gen, kromozom, DNA molekülü ve kromozom diye sıralıyordum. Bana en küçük birimi sorduğuna göre organik bazlanacak. En kompleks yapı ise kromozom. DNA artı protein kılıktı. Dolayısıyla cevabımız adam. 1 ve 3. Son sorumuz. Son soruda biraz kutucuklar kaymış. Buraya 1, buraya 2, buraya 3 ve buraya 4 gelmeliydi. Kutucukları yanlış basmışlar yerlerine. Yukarıdaki tabloda verilen bilgilerin tümünün doğru olabilmesi için hangi numaralı yerlerde bilgiler düzeltilmelidir? Şimdi oksijenli sonda evet karbondioksit çıkıyor. Ama laktik asit fermentasyonunda karbondioksit çıkmıyordu. Dolayısıyla bir nolu yeri yanlış vermiş. İkiye bakıyorum. ATP üretim şekli. Oksijenli sonunda oksidatif ve substrat düzeyinde fosforilasyon var. Bu doğru. Laktik asit fermentasyonunda substrat düzeyinde fosforilasyon, fotosentezde ise fotofosforilasyon. Dolayısıyla iki nolu yer tamamen doğru verilmiş. Monomer miktar. Oksijenli solunum ve laktik asit fermentasyonunda glikoz kullanılacağı için evet monomer miktarı oksijenli solunumda da azalacaktır. Laktik asit fermentasyonunda da azalacaktır. Peki o zaman burayı yanlış vermiş. Fotosentezde ise glikoz üretilir. Dolayısıyla monomer miktarı artar. Dolayısıyla sorumuzda 1, 3 ve 4 nolu kutular yanlış verilmiştir. Cevabımız Edirne. Teşekkür ederim.